Nurvayt kanalına hoş geldiniz. Bugün Everest'in mekanik oyuncu klavyesini inceliyoruz. Dostlar bu elimde görmüş olduğunuz Everest markasının KBGX7 modeli ve güzel bir oyuncu klavyesi hem uygun fiyatlı hem de performansı güzel arkadaşlar. Şimdi birazdan kutu açılımına ve testine geçeceğiz ama geçmeden önce ben 2 haftadır kullanıyorum ürünü ve sizlere de bahsetmek istedim ürünle ilgili. Everest'in Blue Sky olarak geçiyor ve Türkçe Q tuş dizilimi bulunmakta. Kutu içeriğimiz bu şekilde karşımıza geliyor. Gayet şık güzel bir kutuya sahip. Onun dışında baktığımızda ürün gerçekten blue switchli ve birazcık sesli çalışıyor. Ama hakkını verebiliriz arkadaşlar ürünün. Çünkü gerçekten fiyatına göre piyasadaki en iyi ürünlerden bir tanesi olabilir. Çünkü yaklaşık bir haftaya yakındır kullanıyorum. Hem oyun deneyimi hem yazı deneyimi. Hepsinde güzel deneyimler elde etmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Ürünümüzün kutu içeriğinde birazdan açtığımızda göreceğiz. Güzel bir kutulamaya sahip ve göründüğü gibi güzel bir bilek destekli oyuncu klavyesi olarak karşımıza çıkıyor. Ben bu ürünle ilgili hem dezavantajlarımı hem de avantajlardan bahsedeceğim sizlere. Şöyle yakından da gösterecek olursak klavyenin şekli ve şemali gerçekten çok güzel. Klavyeyi uzun süredir kullanmıyorum ama bir haftalık kullanım bile bana yetti. Sizlere video paylaşabilmek adına hemen videosunu çekip sizlerle yayınlamak istedim. Şimdi gelin kutu açılımını yapalım ve kutu açılımında bizi neler bekliyor bir görelim. Evet kutu içeriğimiz bu şekilde. Şimdi şuradan hemen ben tutup açacağım kutu. Kutusunu. bunlar da çok böyle beceriksizim yapabileceğim bir şey yok zamanla geliştireceğim inşallah böyle açtığımızda bizi bu şekilde bir e, ambalajlanmış klavyemiz karşılıyor. Şimdi ben buradan bir klavyeyi bir çıkartayım önce. Sesleri de duymuşsunuzdur ufak tefek. Birkaç kere bastım ve ama seslerini biraz sonrasına saklıyorum. Bakalım ses performansımız nasıl olacak? Şu an en çok merak edilen hatta benim de almadan önce merak ettiğim ses performansı oluyor. Abi şu videolarda hemen ses performansına geçin diyorum ama video çekerken inanın öyle olmuyor. Ben bunun ses performansına hemen geçseydim videodan çıkacaktım. Hemen kutumuzu hızlıca açalım sonra ses performansımıza geçelim. Burada zaten faturamız bulunuyor. Bunu size göstermeme gerek yok. Onun dışında Everest'in e, burada bir kullanım kılavuzu bulunmakta. Bayağı uzunmuş. Şu an yeni fark ettim. Hiç açmadığım için. Şöyle katlayayım hemen. Neyse bunları kutumuza koyalım. Kutumuzu kenara kaldıralım ve kutumuzdan sonra da ürünümüzü artık şuraya bir alalım. Şimdi önce bu bilek desteğimizi bir çıkartalım. Bakın bu bilek desteği arkadaşlar. Bilek desteği mıknatıslı değil ne yazık ki. Ama gayet güzel. Klavyemiz bizi karşılıyor. Ufak ufak sesleri de duymuş oluyorsunuz. Klavye gerçekten ağır. Klavyemiz bu şekilde bizlere karşılıyor. Böyle burasında Everest logosu var. Onun dışında farklı bir Everest logosu yok. Burada bir A ve bir de döngü işareti bulunmakta klavyemizden. Şimdi birazdan fişe taktığımızda zaten göreceksiniz renklendirmesini ama onun dışında şöyle bir masaya koyduğumuzda ve bilek desteğini koyduğumuzda bu şekilde gözüküyor. Bu arada ağırlığı 755 gram arkadaşlar. Boyutları 440'a 135, 36 milim olarak geçiyor. Kablo uzunluğumuz gene 1,5 metre oluyor. Kablomuz güzel. Bununla örme kablo kullanılmamış ve örme kablo kullanılmaması da aslında çok dezavantaj değil. Şöyle de görebiliyorsunuzdur muhtemelen kabloyu size şu şekilde de göstereyim bu kameraya göre. Mavi anahtarları var. Zaten hemen şöyle yakınlaştırıp size göstermek istiyorum. Blue switchleri. Çıkartalım. Bakın gördüğünüz gibi Blue Switch olarak kullanılıyor. Ve ses performansı gerçekten e, tatmin edici arkadaşlar. 26 gölgeleme önleyici tuş bulunuyor. Onun sonrasında tuş başlıklarının esnekliği güzel. Yani 70 ile 50... GP arasında diye geçiyor sanırım. 50 milyon kez tıklayabiliyorsunuz klavyeye. Lazer boyalı led ışıklı harfleri mevcut ve multimedya işlevleri yapılabiliyor arkadaşlar. Bunun dışında şuna baktığımızda bu bilek desteği güzel aslında. Tabi mıknatıslı olmasını isterdim ama bu fiyata mıknatıslı olmasını da bekleyemeyiz. Şimdi şöyle koyduğumuzda Hani bunu bu şekilde kaydıramıyorsunuz arkadaşlar. Çok böyle hani sürekli buraya ben elimi koyuyorum ve hiçbir şekilde kaymıyor. Çünkü alta güzel bir şekilde tutunuyor. Şurada görmüş olduğunuz plastikler güzel bir şekilde tutunmasını sağlıyor. Renkleri 7 ya da 8 renk olabiliyor. Rainbow olduğu için RGB olarak gözüküyor. Böyle bastığınızda farklı modlara geçiş sağlayabiliyorsunuz. Evet bu da herhalde nefes alma. Yok bastığınız yer yanıyor. Tabi dediğim gibi bir haftadır kullanıyorum. Benim için önemli olan ışıkları değil işleviydi ve işlemini gerçekten karşılayabilecek bir ürün. Everest'te de buradan teşekkür ediyoruz. Böyle uygun fiyatlı bir klavye çıkarttı ve bizlere sunduğu için. Gördüğünüz gibi bu şekilde nefes alma modu da var. Fn tuşlarıyla zaten buradaki işlevleri sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. 9 farklı aydınlatmaya sahip olduğundan dolayı güzel aydınlatmalar oluyor. Hele ki akşamları ışığınız kapalı iken güzel bir şekilde klavyeyi görebiliyorsunuz. Çünkü klavyenin üzerindeki şu yazılar tamamen lazer kesim olduğu için çok net bir şekilde gözüküyor. Ağırlığı 755 gram. Bence gayet iyi. Yani 1 kiloya yakın ve güzel bir hissiyatı var. Kaliteli bir hissiyat var. Şöyle sizin için göstereyim. Yani boş bu plastik değil arkadaşlar. Arka tarafı biraz daha böyle hani metalimsi gibi duruyor ama plastikten yapılmış. Tıkladığınızda boş bir ses çıkartmıyor ve güzel bir hissiyat sağlıyor. Yani kablo uzunluğu da 1.5 metre olması güzel. Dediğim gibi sadece şu bilek desteği'nin mıknatıslı olmasını isterdim ama mıknatıs olmadan da güzel bir şekilde sizlere bunları sunuyor arkadaşlara Everest. Ben çok memnun kalarak kullandım. İlk tereddüt etmiştim. E, yorumlara bakarak aldım ve yorumlardaki kullanıcıların güzel yorumları benim hoşuma gitti ve ben de dedim ki alayım en azından hem oyun oynarken hem bir şeyler yazarken rahat bir şekilde kullanabilirim. Size dezavantajını söyleyeyim birazcık klavyemiz sesli çalışıyor. Eğer ki ailenizle birlikte çok küçük bir evde yaşıyorsanız yani küçük ev dediğim odalarınız yan yana ise ya da bir iki oda varsa bununla gece akşam oyun oynadığınızda herkes uyuduğunda sese uyanabilirler. Ama benim gibi tek yaşıyorsanız veyahut da eviniz işte ailenizin odasından uzaksa yattığı ya da oturdukları odadan gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Blue Switch'lerin bu arada bütün hepsi çok ses yapıyor. Bu şu andaki piyasadaki en sessiz Blue Switch diyebilirim kullandığıma göre. Birçok markanın mekanik klavyesini kullandım ve en sessiz olanlarından bir tanesi bu olabilir arkadaşlar. Ve fiyatına göre şu anda piyasada araştırmalarıma göre en uygun bilek destekli oyuncu mekanik klavyesi. Blue Switch veya Red Switch olarak fark etmez. En uygunu bu. Diğerleri yarı mekanik olarak geçiyor. Ama sizler için daha düşük bütçeli yarı mekanik klavyeler de incelemeye çalışacağım. Klavyemizi bir de bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Ve şu anda yaka mikrofonuma yakın olduğu için bir de sesleri bu şekilde dinleteyim sizlere hemen. Şöyle basıyoruz. Güzel sesi var evet çok yüksek bir sese sahip. Hepimizin bildiği gibi Blue Switch'lerin hepsi yüksek sesli ama bunun güzel bir görüntüsü var. Şöyle yandan da net olarak gözükecektir muhtemelen sizlere şu şekilde göstereyim. Bir de buradan göstermek istiyorum. Güzel Rainbow olduğu için 9 tane de modundan dolayı ben sevdim. Daha önce kullandığım bir marka vardı. Onu tabi ilerleyen dönemde inceleyeceğim sizlere kanalımda. Bunun bilek desteği mıknatıslıydı ama hani mıknatıs sürekli düşüyordu. Alırken hiç açıklamayı okumadım. Bilek desteğinin mıknatıslı olduğunu zannediyordum ama aldım aldıktan sonra mıknatıssız olduğunu fark ettim geldiğinde ve kutuyu açtığımda. Ama bir dezavantaj görmedim çünkü kaydıramıyorsunuz. Dediğim gibi bu kavuçuklar güzel bir şekilde tutuyor. Hatta böyle tam plastik gibi düşünebilirsiniz bunu ama çok narin bir yapısı yok yani sert bir yapısı var bu da Ama herhangi bir şekilde kaydırmıyor. Benim kullandığım masayı zaten görüyorsunuz videolarımdan. Ben gayet memnun kalarak kullandım bu ürünü. Hatta kullanmaya da devam ediyorum. ilerleyen dönemlerde tabii ki de sizler için klavye paylaşımları yapacağım ve şu an bunu da göstermek istiyorum Klavyenin burada da plastik aksamları var Bunu da şu anda gösterdim, gösterdim Çünkü az önce fark ettim Bunları açtığınızda kayar mı kaymaz mı bilmiyorum Ama bu şekilde açtığınızda da güzel bir görünüme sahip oluyor arkadaşlar Biraz daha yükseliyor klavyemiz ama dediğim gibi alabileceğiniz fiyatlandırma şu anda en uygun fiyat olarak bunu önerebilirim sizlere ve aldığınızda memnun kalırsınız, pişman olmazsınız. Ben birkaç kere şunu söyleyeyim, bastığım tuşlarda tutukluk yaşadım ama o da normal klavyeden mekanik klavyeye geçtiğimden dolayı oldu. Tam böyle düz basmanız gerekiyor yani tepeden basmanız gerekiyor. Normal klavyenin bu kadar bir çıkıntısı olmadığı için biraz daha ellerimiz böyle hani yatay pozisyona alışmış ama üst taraftan bastığınızda herhangi bir problem olmadan takılma, donma yaşamadı seri bir şekilde hızlı bir tepki süresiyle hem oyununuzu oynayabiliyorsunuz hem de güzel blok yazıları yazabiliyorsunuz ve yazarken de aslında bunun çıkartmış olduğu mekanik ses insana gerçekten huzur veriyor. Bazen böyle sinirlendiğimde oyunda böyle çok hızlı bastığım zamanlarda kulaklarımı delebiliyor bazen ama o da tabii benden kaynaklı. Videomuz bu kadar da izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Daha çok böyle ürünlerin gelmesini istiyorsan bakın şurada bir abone ol butonumuz var. Buradan bir abone olup. Bizi destek olursan sevinirim yorum yapmayı unutma görüşmek üzere